kıymetli katılımcılar. 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü. Ancak dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye'de biz kadınlar değişik biçimlerde şiddete uğruyoruz. Kadınların eğitimden yoksun bırakılarak eve mahkum edildiği, ekonomik faaliyetlerin yasal ve geleneksel birçok engelle kısıtlandığı, çalışma yaşamında binbir haksızlık ve ayrımcılıkla karşılaştığı, toplumun en fakir kısmını oluşturduğu ve kendi kaderine terk edildiği koşullarda şiddetin ilk hedefi de doğal olarak en korumasız ve zayıf kesimi biz kadınlarız. Kadına yönelik şiddetin bildik hüzünlü öyküleri, geleneksel ön kabuller, toplumun ve devletin duyarsızlığı ile büyüyor. Şiddet yalnızca bedenlere zarar vermiyor, kadınların öz saygısını, ihlale direnme ve hak arama arzusu veya yok ediyor. Dünyada kadına yönelik şiddet özellikle ekonomik, siyasal ve etkin sorunlarla iç içe geçerek artmaktadır. Nijerya'da Emine Leval'ın evlilik dışı çocuk sahibi olduğu gerekçesiyle şeriat mahkemesi, Mardin'de Şemsiye Alak'ın ailesi tarafından taşlanarak öldürülmesine karar verilmesi bunun en somut ve en güncel örneklerindendir. Bugün dünya üzerinde yaşayan kadınların yarısı eşlerinden şiddet görüyor. Çin'de yılda 1 milyon kız çocuğu doğar doğmaz öldürülüyor. Dünyada bu yolda kaybedilen kadın sayısı 40-50 milyonu aşıyor. Uluslararası Göç Örgütü her yıl 2 milyon kadının sınır ötesi kadın ticaretinde kullanıldığından bahsediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 dakikada bir kadına cinsel şiddetle maruz kalıyor. Fransa'da her ay onlarca kadın aile içi şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye'de her gün kadınlar terör cinayetine kurban gidiyor. Biz şiddet gören şiddet kadınlarımız. Bizler Adana'da sokak ortasında polislerin gözü önünde vahşice bıçaklanan kadınlarız. Bizler Diyarbakır'da kendilerine ve kocalarına bilgi verilmeden kısırlaştırılan 17 kadınlarız. Bizler namus cinayetleri sonucunda yaşamımızı yitiren yüzlerce sessiz kadınlarız. Biz kadınlar diyoruz ki yaşadıklarımız yalnızca sonuçtur. Devletin kadınlara yönelik her türlü şiddet eylemini ağır cezalar verilmesini, şiddete uğrayan kadınlar için başvuru ve sığınma evlerinin sayısının artırılmasını, ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ve yasal yardımın yapılmasını, cinsiyet ayrımcı politikalar, yasal ve uygulamaların kaldırılmasını, eylem ve eğitim projelerinin kadın örgütleriyle birlikte hayata geçirilmesini, aile içi şiddeti ve genel olarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti önlemek için kampanyalar, ana baba eğitim programları başlatılmasını, kadınların ekonomik özgürlüğü için çalışmasının önündeki engellerin kaldırılmasını, sosyal güvenlik, parasız eğitim ve parasız sağlık hakkından yararlanılmasını sağlanılmasını, medyanın kadın ve çocuklara yönelik şiddeti teşvik edici yayınlar üzerinde kendi otodenetim mekanizmasını kurarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak kullanmaktan vazgeçilmesini talep ediyoruz. Saygılarımla.